parça muhlama yapıyorum. Böyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı eritip mısır unu koydum bir kaşık. Bunu kavuruyorum. Sonra üzerine sıcak suyunu ekliyorum. Peynir alerjisi olmazsa eğer kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz işte bebeğinize. Ama ağır gelebilir ya, hem tereyağı hem kaşar peyniri. Ali ile birlikte parkeleri fırçaladık. Şimdi kurusun. Burada çim olmadığı için çekmedi toprak pek fazla. Göl gibi oldu böyle. Bunların üzeri boyaymış. Ben bunları doğal renk sanıyordum ama cilalamak lazım herhalde bunları. Aşağıdaki bankların renginde. Evet, aşağıda bankları boyadılar böyle koyu kahverengine. Biz de herhalde bir ara boya alıp boyayacağız. Sonra da vernikleyeceğiz üzerinin boyası gitmesine. Çünkü şu fırçayla fırçaladım. Hep böyle çıkıyor üzerinin boyası. Şimdi kurusunlar. Burası da süzülsün. Ondan sonra bunları böyle dizeceğim. Şu köşede duruyordu. Bakın o altta iz kalmış öyle. Şöyle sadece giriş alanına koyayım. Çünkü Zeynep hep bu işe geliyor buradan. Buradaki çimleri yoluyor. Böyle ağzına götürüyor. En azından tahta olursa şurada bir iki üç sıra. Kimisi de şurada. Bunun için iyi olur. Ya buna da hep yumurta suyu koyduğum için bu çiçek coştu. Şu saksıdakiler ama. Hele şurada en güzel olanı tamamen döküldü. Biraz da onlara yumurta suyu koyayım da haşladığım zaman onları böyle şey besleyeyim. Çünkü bu bayağı bir beslendi maşallah. Yorulduk. Azıcık dinlenelim. Ali ile Zeynep'e de meyve hazırlayayım. Merhaba arkadaşlar. Kargom vardı. Onu vermem gerekiyordu postaneye ama postane tabii erken saatte kapanıyor bizim burada. Ona yetişemedik. Şimdi burada Özdilek'in çaprazında, Yusuf'un çaprazında kalan Aras Kargo var. Oraya geldik bakalım. Şimdi bizden kutu bulmamızı istiyor normalde kargolar ama sanırım burada Aras Kargo'da kutu da veriyorlar. Dışarıda çünkü böyle boy boy kutular görüyorum. Murat gitti şimdi onu vermeye. Kargo arabası da yanımızdan geçiyor. Ufak tefek işlerimiz var burada şimdi. Onları halledeceğiz. Burada Gemlik'te oturanlar bilir, Makbul diye bir yer var. Oraya gideceğim. Ondan sonra Esiva 2'ye gideceğim. Sonra böyle şal eşarp satan bir yer arıyorum ama bakalım bulabileceğim mi? Böyle kare eşarplar var ya şimdi, pamuklu pamuklu, şimdi moda böyle herkes takıyor. Terletmeyen. Onlardan bakacağım bulabilirsem. Ondan sonra da bizim işimiz olmadı yine sanırım. Bakalım geliyor. Şimdi Musluoğlu'na geldik. Alacağımız şeyler var buradan. Park etmeye çalışıyoruz. Tam bir yere koyduk, inecektik. Herkesin araba koyduğu yer bir de. Polis bizi içinde yakaladı ya, bekleme yapma devam et dedi bize. Biz de tam burada önünde hemen bulduk, birisi çıktı. Geldik. Hadi girelim içeri bakalım neler var. Aa bak, açılıp kapanabilen masalar. Ama cam masa tabii, mutfak masaları. 750 lira. Bak buradan çekiyorsun, açılıyor. Bak mermer desenli, Murat internette görmüştük ya. Böyleymiş, kaplamaymış bunlar. Ama bayağı büyük oluyor. 650 lira. Sen daha şey... Bak orada da cam mermerler var. 750 lira. Sandalyeleriyle birlikte. Bak gördün mü cam mermerleri? Aslında çok da şey değil. Var ya, alcan. Ama sen şimdi o kadar bekledin bekledin. Bak açılmış hali bu kadarmış. Bayağı da büyük oluyor. Vallahi dar bir de. Çok iyi. Murat da şık bir şey bakıyor ama aslında işimizi görecek işte. Ben öyle bakıyorum. Mutfağın güzelliğine bakın ya. Köşeli bir de boyadım. Ne kadar güzel. Dolap içi şeyleri, kaşıklıkları 26 lira. Biz pense, tornavida, ıvır zıvır bir şeyler alacağız. Koli bandı,
klozet kapağı. Ali, biz buradayız. Gel. Nerede acaba? Burada kolibantları var ama onlar kullanılmış herhalde. Buradakiler kullandı. Çok pahalıymış ya. 80 lira. 100 lira. Buraya gelmiştik. Evet, gelmiştik. Niye bu kadar uçuk fiyatlar ya? 125 lira anahtarlar. Pistonları demem mi? Ben böyle pahalı lira sanmıyordum. İşte takım olunca avantajlı oluyor. Takım olunca aynen değil mi? Takımlar nasıl? Bak bakalım. Baba, oğlum babanın şöyle bu. Mesela şöyle bir penseye ihtiyacımız var. Bunlar da bayağı kaliteli tabii ama. 82 lira. Şunlar karga burun küçük. 100 lira. Bir bakalım. Dolaşalım bakalım. Fiyatı bize uyarsa alırız, uymazsa başka yerden bakarız. Bir tane kolibantı alalım Murat. Yoktu ya kolibantı. Ha, aynen. Burası biraz ekonomik bölüm sanırım. Şöyle bir tane. Yıldız uç vardı ki bizde. Çok ucu dandikleşti. Çok eski. Kullana kullana. Bir tane de pense bakacaktık. Uygun bir pense şöyle. Yine bulursan. 20-25 lira falan. Küçük ama minicik 20 lira. Evet. İş görmez mi? Görmez ha. Bir tane de düz uç alalım mı? Düz uç. Düz lazım evet. 5 liraymış bak. Bunlar o taraf bence inşaatçıların kullandığı. Pahalı Murat. Bunlar şey değil mi? Yok var ki İzel Taş kaliteli oluyor ya. Ya. Bunlar ne? SGS. Oğlum iş görsün de aynen. Alışveriş yapmaya işte. Çiğ köfte yiyelim dedik. Karnımız acıktı. Ali de sabah erken kahvaltı yaptık biz ikimiz. O yüzden şimdi birazcık böyle atıştıralım dedik. Birer tane dürüm. Önce de burada bir bayanla karşılaştım. Bizi takip ediyormuş YouTube'dan. Pek fazla şey yapamadım böyle. Şaşırdım çünkü bir an böyle. Pek fazla konuşamadım. Kusura bakmasın. Güzel mi Ali? Afiyet olsun. Biz Makbule geldik şimdi. Çiğ köfte yedik. Burada böyle işte her şey var. Bakın burada neler varmış. Aa, evet bak top top sakızlar. Ali'nin şeker makinesi için. Çok iyi. Anne alalım mı? Evet alacakmış baban gel. Bulgur ne kadarmış? 3.25. İyiymiş kilosu. Şimdi bizim gelinimiz Rahime bu Gemlik'te çalışırken işte geliyormuş buraya. O keşfetmiş burayı. Bunlardan alıyor. Böyle çiğ köfteye katmak için. Şimdi limon tuzu alacaktım. Var diye almadım dedi. Ben alayım limon tuzu bakalım. Bunlar kristal kaya tuzuymuş. Bunlar da Himalaya tuzu. Bunlar neymiş? Mısır unu. Mısır nişastası. Ne kadarmış? 2.99. Bu neymiş? Pudra şekeri. 5.90. Mahlet, dolmalık fıstık. Bu tarafta da işte kayısının kilosu 10 lira. Gün kurusunun kilosu 20 lira. Böyle uygun diyorlar işte. Uygun hesaplı diyorlar. Burada da kurutulmuş meyveler var. Bakar mısınız? O arkadakine bilmiyorum. Aa, mantar sakız mı var Murat? Mantar sakız. Şeker mi? Sakız mı? Thank you.
Küçenlerden ekmeğe. Aldıklarımın hepsini buraya koydum. Şimdi sizlerle paylaşayım. Mussolini'den bundan aldım. 5,5 liraydı bunun fiyatı. Şimdi ben bulamam diye aldım. Evdeki viradının ucunu en son lavabonun altına musluk yaptırınca atmıştım. Ne zamandır sevmiyordum ev bunlardan bulamadığım için. Bilmiyorum iyi mi, nasıl. Lüks paspas mop demiş. İyi çıkmazsa da şöyle Bim'de gördüm bunu da. Banat'ın 2 tanesi 10 liraydı. Bu daha avantajlı. Hem de 2 tane var. Bir de benim şeyle uyumlu, temizlik kovasıyla da uyumlu. O da Banat'tı. Bu da öyle. Başlık yani sopa, her sopa uygun başlık demiş. Hem kilitli oluyormuş hem de döndürmelileri oluyormuş. Benimkisi de kilitli olanlardan diye hatırlıyorum. Sonra Makbul'den böyle limon tuzu aldım. Bakın limon tuzu normal dışarıda küçücük pakete çok para veriyordum ben. 5,5-6 lira falan. Ama bunu 6 liraya aldım. Hem de içerisinde yarım kiloya kadar var yani. Bayağı dolu içi. Bu Makbul de Gemlik'te. Gemlik'te oturanlar bilir ama. İşte gördünüz zaten dükkanı. Gitmek isterseniz gidip böyle alabilirsiniz. Bayağı ekonomik bir dükkan. Ondan sonra kayısı aldım böyle. Bu da ne kadarmış? 3,5 liralık. Sonra kahvenin yanına böyle fıstıklı sütlü lokumlardan aldım. 3,85 tutmuş bu da. Ondan sonra Türk kahvesi aldım bir tane. Bunu Bim'den aldım ama. Gelirken yoktu evde. Bunları da Musluoğlu'ndan aldık. Musluoğlu'nda penseler 85-100 liraydı. Bunu bir milyoncu gibi bir yerden aldım. Bütün bir milyoncuları gezdik böyle. Bakalım ne var ne yok diye. Ama böyle güzel şeyler de bulamadık. Almadım o yüzden. Hoşuma giden bir şey olmadı. Bir bu penseyi aldık. 15 liraydı fiyatı. Bu tornavidaları aldık. İşte bir yıldız uç, bir düz uç. Her evde olması gerekiyor bunlar. Bir tane kolibantı aldık. İhtiyaçtı bu da. Bir de Makbul'den yine böyle şehriyeli bulgur aldım. Kendi içinde böyle şehriyesi. Bir kilosu 3 lira 25 kuruşmuş. Ben de tam 1 kilo tartmışım. 3 lira 23 kuruş tutmuş. Bunlar da aldıklarım. Bunu ben şeyde kullanıyorum işte. Temizlikte, kettle metal içlerine temizlikte kullanıyorum limon tozunu çoğunlukla. Onun için gidiyor yani. Başka bir şeyde kullandığımı hatırlamıyorum. Sırf kireç için kullanıyorum. Bunlar da. Bir de koltuğumuz 40 ya. Onun altına ayak aldık. Bakalım. Ben aslında atacaktım koltuğu. Aslında kumaşında hiçbir şey yok ama tamamen çıkmış ve bir kenara çökmüş. Murat olur o dedi. Bakalım yapacak bunu. Şunları toparlayayım. Yaparken de gösteririz sizlere. Böyle ayağa takınca düzelecekmiş altı. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunları yerleştireyim ben. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz sahile indik. Murat, Ali, ben, Zeynep. Akşam yemeğini yedik. Bir yürüyüş yapalım dedik. Az önce de bir takipçimle karşılaştım. Canan abla çok tatlıydı. Ben ona doğru yürüyordum. Sonra rüzgarlı vazgeçtim yürümekten. Ondan sonra dedim geri dönelim. Tam arkamı döndüm Emine diye seslendi. Ben de şaşırdım bir an böyle. Gezmeye gelmişler sahile. Sabahtan beri burada izledi. Yemek yemişler işte. Dondurma yiyorlardı. Buradan çok selam ve sevgilerimi gönderiyorum tekrardan ona. Böyle arkadaşlar beni dışarıda görenler oluyor. Ama çekiniyorlar. Hiç çekinmenize gerek yok. Gelip böyle konuşabilirsiniz bizimle birlikte. Çekinmeyin yani. Böyle bir merhaba, bir Emine de Emine demeniz yeterli yani. Hani seslenmeniz yeterli. Şimdi hava çok serin esiyor. Değil mi Murat? Nasılsın? Ne yapıyorsun orada? Hava nasıl? Ali de burada. Arkadaşlar şu kaketten bir tane okul arkadaşımı gördüm. Ali de arkadaşını görmüş. Şoka gidelim anne, şoka gidelim anne deyip duruyor. Arkadaşını görmüş. Söyle bakalım. Gözlerime rüzgar vuruyor. Öyle sulandı ki anlatamam size. O yüzden gözlüğü böyle taktım. Gözlükleri apaçı gibi takmışsın ama. Vallahi taktım böyle dışarıdan. Bir de rüzgarlı havada ben normalde konuşamıyorum. O yüzden böyle elime de yaka mikrofonu aldım konuşmak için. Böyle video çekebilmek için. Murat da diyor yakana takma onu diyor. Ne öyle spiker gibi takıyorsun diyor. Elinde tut diyor. Bana kızıyor.
Hava bayağı bir rüzgarlı. Rüzgarın hızı kaç mı? Saçlarım olmadığı için ölçemiyorum şu an, bilmiyorum. Sakallarından tespit et. Ya, çok şiddet değil, onlar da uçuşmadığına göre. Neyse Ali durmuyor. Hadi Ali'nin gönlünü yapalım, biz şoka gidelim en iyisi. Arkadaşımı gördüm. Geldik şok markete ama Ali'nin arkadaşı değilmiş o. Kimmiş Ali? Yabancı başkası. Ali de tutturdu, gidelim gidelim şoka gidelim. Fırsat ürünlerini dışarı koymuşlardı böyle. Bir sürü şeyler var. Ali şuna bak, su tabancasına. Şu gemilerden Ali'de var. Bak yastık var. Bakalım annemlik. Evet, onu biz sormuştuk da ona 25 lira deyince almaktan vazgeçmiştik ya. 25 demişti onu. Fiyatlar karışmış. Bilmiyorum, fiyatları karıştırmış da olabilir. Dedim ona 25 lira kim verecek? Emma'ya minicik şey. Bir bakınalım bakalım fırsat ürünleri. Bugün şokun günü zaten. Çarşamba. Girelim içeri bakalım neler var. O ne? Emzik. Nuk güzel mi? 0-6 ay ama. Zeynep'e göre değil. Nuk ortodontik emzik. 13.90 diyor. Gezelim bakalım, dolaşalım. Annem de terlik almış buradan ama bakayım hangilerinden almış. Bir dolaşayım bakayım. Ne kadar almış soğan? 3 lira. Patates, o da 3 lira. Çok mu canın çekirdek istiyordu? Evet ya, uykularım kaçıyor yani, o derece. Gerçekten ya. Hayır ya, hiç aklıma gelmez yani. Değil mi? Güzel olmasın. Ama ben özledim öyle çekirdek çitlemeyi. Çay bahçelerinin en sevdiği şey şu olur. Değil mi? Çekirdektir. Ama biz temiz bırakıyoruz öyle. Bahçe insanlar gibi. Oraya buraya atmıyoruz. Ali paketi bir açtı böyle bomboş. Murat diyor, nerede oğlum diyor. Boş mu çıktı paket diyor. Meğersem bütün hepsi içine dökülmüş. Zeynep Hanım taktı yaka mikrofonunu. Şimdi o sizlere bir şeyler söyleyecekmiş. Evet, konuşabilirsin. Ha, yemek mi yapıyorsun? Ha, yemek yapıyormuş şu an. Bakın, limonla bir şeyler yapıyor. Limonata mı yapıyorsun? Karıştır annem. Karıştır bakalım. Aa, o ne öyle? Ha, Zeynep? Aslında deniz kenarına gidecektik de böyle güzel taşlar, midyeler toplayalım. Hem de sizlere böyle bir deniz havasına, hem sesini böyle sesi dinlendiriyor, rahatlatıyor ya deniz dalgaları. Ama aşırı rüzgarlı olduğu için şey yapamadık. Bir şey soramıyorum. Giremedik. Miya İnşallah başka sefere. Gezebilir miyim? Hayır hayır, gezemezsin kimseyle. Ali buraya 2 yaşındayken geldi. Burada çay bahçesinde bu aşağılarda herkes onu tanıyor hemen hemen. Şimdi dedeler de artık dedelerle o kadar böyle samimi oldu ki, dede dedim, hepsine bir isim taktı. Düdükçü dede, miyavcı dede, işte bilmem ne dede. Bir tanesi aşkım canım bir tanem dede. Öyle diyor hep Ali'ye. Motorunu kaldır bizim arabanı. Az önce kahvedeki küçük olan çocuk geldi de. Videoyu izliyor Murat'ın arkasından da, o yüzden şey yapamadım, konuşamadım. Motorunu koymuş bizim arabanın önüne. Ya biz aslında onun motorunun arkasına koyduk. Dedim küçücük çocuk bu koca motoru mu kullanıyor Murat dedim. Az önce de geldi Murat'a, diyor ki senin arabaya bir vurdum bir vurdum diyor, Murat'ı korkutuyor. O da diyor benim araba diyor şey gibi. Ne dedi? Tank gibi. Ha, benim araba tank gibi, hiçbir şey olmaz, senin kadar vur diyor. Şaka bir yana işte Ali'yi anlatıyordum. Az önce işte miyavcı dedesi geldi, camiye gidiyormuş da. Geldi sana bir şey alayım dedi. Ali'yi de biz öğrettik. O Müge Anlı'da ben izlediklerinden sonra artık çok tedbirli oldum. Kaç senedir, ben evlenmeden önce de izliyordum onu. Evlendikten sonra da işte izledim. Hep bu yaşanan şeylerden bir ders çıkartıyor insan kendine. Özellikle çocuklu aileler. Ne yiyorsun kızım, limon mu? He? Çekirdek. Evet, çekirdek yiyor. Dişleri olmadan çekirdek çitleyecek. Göndermiyorum böyle. O da artık tedbirli davranıyor böyle. Dedi gel bir şey alayım sana. Yok istemiyorum dedi. Biz de zaten dedik yok, daha yeni bir şeyler aldık dedik. Çekirdek bir şeyler işte, çıtır falan. Tamam dedi, camiye gitti işte. Ama eskiden küçükken giderdi işte. 2 yaşındayken falan hep giderdi böyle. Çok korkuyordum ben. Aşırı derecede. Hiç gözümden ayırmıyordum o yüzden. Ama siz de dikkat edin. Çocuklarınızı hiç ayırmayın. Bir de tanıdık olsun olmasın. Hani tanıdık dedesi bile götürse mutlaka bir söylesin size. O anki korku çok kötü çünkü. O yaşanan, o an kayboldu korkusu felaket bir şey. Çünkü bizim bir kere başımıza geldi.
Limon yiyormuş. Aldım çocuğun elinden. Bak ekşidi suratı. Ah. Bakın. Güzel mi? Ay ay, ne yapıyorsun sen ya? Öyle işte, birazdan eve çıkarız biz de böyle. Planımız başkaydı işte, planlar değişti böyle. Yapacak bir şey yok. Yarın pazar var, pazarcılar o yüzden getirmiş tezgahlarını. Murat'a dedim çıkmadan dedim bir çocukları Luna Park'a götüreyim. Luna Park kuruldu, böyle seyyar oluyor yani. Zeynep'i bindireyim, küçük oyuncaklar var da. Belki hoşuna gider, değişik, ilk defa bindireceğim. Şey, ben ona göre bir tane oyuncak tut buldum. Bakalım kardeşine. Bana, ver parayı, uçuracaksın. Ona göre bir oyuncak buldum. Helikopter. Bin çak ona. Evet. At çatkırıydı. Bir bindireyim şunları da ondan sonra eve çıkalım dedim ya. Hoşuna gider Ali'nin de Zeynep'in de. İstiyor zaten ne zamandır, değil mi? Çok mu istiyorsun? Bir kere babamla gittik, az çıktı, oynattı beni. Ah. Hadi bakalım gidelim. Aa, Liva! Ah, Liva da Luna Park'ta zıplıyor. Ali'nin okul arkadaşı. Zeynep, heyecanlandı mı kış? Bineceksin oyuncaklara. Zeynep de binecek, tutuyor tırtılıyı. Ali hangisine bineceksin? Söyle, trambolin başka zaman. Hadi. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz eve geldik. Üzerimi hiç değiştirmeden Zeynep'e bir posta altını değiştirdim. Ondan sonra mamasını yaptım. Yatağına koydum. Mamasını bitirmiş. Ondan sonra birazcık böyle mıkırdandı. Bir gideyim bakayım dedim. Emziğini düşürmüştür herhalde. Bir de baktım kaka yapmış altından. Sonra bir posta daha altını değiştirdim. Şimdi tekrardan yatırdım ama lambayı açtım, ninnisini açtım yatağındaki. Yine de mıkırdanıyor böyle. Birazdan ben de üzerimi değiştirip yatarım yanında. Böyle ben yanında, yan tarafta yatakta bile yatsam böyle daha güvende hissediyor kendini ve daha çabuk uykuya dalıyor. Bana böyle nasıl alıştırdın Zeynep'i o şekilde uyutmaya diye çok soran arkadaş oluyor ama böyle Ali'ye tuvalet eğitimini, daha doğrusu Ali'ye nasıl verdim? Bir gün sizlerle hem onun hakkında konuşmak istiyorum. Hem de hem Zeynep'i hem Ali'yi böyle tek başına yalnız nasıl uyutmaya alıştırdım. Hem de bunun hakkında böyle konuşmak istiyorum. Belki uzun sürebilir diye video. Şimdi böyle ayaküstü konuşmayayım istedim. Ali'ye de burada salonda, mutfağın yanında işte iki tane kanepe var ya, onları açıyorum. Ve bu şekilde burada uyuyor. Bir, onu da yatırdım. Üzerini değiştirdim. Ondan sonra suyunu içti, tuvalete gitti ve yattı. Artık sabaha kadar o da deliksiz uyur diye düşünüyorum. Ben de üzerimi değiştirip artık yatarım. O yüzden videoyu sonlandırmak istedim şimdi. Bu arada internetimiz yok. Ben neden her gün video paylaşmıyorum diye çok soran oluyor bana. Bizim burada internet sıkıntılı arkadaşlar. Böyle bir gün iyiyse ya da bir hafta iyiyse öteki hafta hep kopukluk oluyor. Yani altyapısı iyi olmadığı için ve fiber altyapı yokmuş burada. O yüzden yani internetimiz çok sıkıntılı burada. Bursa'da öyle değil ama burada aşırı derece sıkıntılı gerçekten. Bir videoyu atıyorum akşamda, sabaha kadar böyle yüklenmek bilmiyor. Böyle motivasyonumu düşürüyor benim açıkçası internet. Böyle sürekli kafaya taktığım için de iki günde bir paylaşıyorum. Bir ay yapmıştım sanırım. Bir Aralık ayında, bir de ne zaman her gün paylaşmıştım? Geçen aydı sanırım, Ramazan ayında her gün paylaşmıştım. Öyle hatırlıyorum ben. İşte o aylarda böyle sıkıntı olsa dahi telefonumdaki 8 GB internetten paylaşım yaptım. Yani ben de sizlerle her gün video paylaşmak istiyorum ama internet sıkıntımdan dolayı paylaşamıyorum açıkçası. Ya sürekli kafaya takıyorum, stres yapıyorum ben bu konuda. Burada öyle oluyor yani.
Bursa'da öyle olmuyor da burada böyle sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden her gün video paylaşmıyorum. Ama isterim ben de paylaşmak. İnternet ne zaman düzelirse o zaman inşallah her gün sizlerle video paylaşmaya devam edeceğim. Neyse daha fazla uzatmayalım. Saat kaç olmuş? Saat 9.30. Çocukları yatırdım. Şimdi ben de üzerimi değiştirip ben de artık uyurum ve sizlere veda edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.